İki takımımızla mücadele ettiğimiz EuroLeague'de ilk yarı sona erdi. Büyük bir ivme ile başlayan ve uzun süre lider olarak giden Fenerbahçe Beko son haftalarda durduramadığı düşüşü, belki de geçen seneki başarılı koçları Di Giordievic'in ahı tuttu ve yine son iki yılın şampiyonu olarak lige giren Anadolu Efes bir türlü sağlayamadığı istikrar ve oynadığı kötü basketbol verim alamadığı pek çok oyuncu, koç atamanın yanlış tercihleri ve formsuzluğu ile bizim ligde de dört mağlubiyet almış durumdalar, ilk devreyi 6 ve 7. sırada final for için bıçak sırtı bir durumda tamamladılar. Bu sezon son yıllarda görmediğimiz kadar çekişmeli ve çok zor bir lig oynanıyor. En üstteki 5 takımın galibiyet sayıları eşit, diğer sıralamalar çok yakın. Kimin kimi yeneceği hiçbir sezon olmadığı kadar belli değil ve sezon sonunda hiç beklemediğiniz bir yerde olumlu olumsuz bitirebileceğiniz bir lig oynanıyor. Son 5 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko'da en istikrarlı oyuncu olarak Motley öne çıkmış durumda. Sezona müthiş başlayan Keletzin maçlar zorlaştıkça fiziksel ve form olarak yaşadığı düşüş son 5 maçtaki kötü sonuçların en büyük nedenlerinden biri, Türk oyunculardan hiç katkı gelmemesi, zaten kapasite olarak bu ligde oynamaları çok zor, Gudurik ve Hayes'in zaman zaman verdikleri katkı gösteriyor ki yeterli gelmiyor. Koç İtoidis tecrübesiyle takımın tekrar bir çıkış yakalamasını sağlayabilir, ancak işi hiç kolay değil. Anadolu Efes ise Larkin'den hiç katkı alamadı. Takımın en istikrarlı oyuncusu Fransız Beaboy Mičić istatistik olarak iyi görünse de çift taraflı oyunlar oynuyor ve geçen sezonları aratıyor. İlk yarıda iyi oyunlar oynayan Clyburn'un Larkin dönünce rolü ne olacak merak konusu. Topun bir iki oyuncunun elinde kalarak yapılan hücumlar ile bu işin olmayacağı artık herkes tarafından anlaşıldı. Uzun pozisyonundaki eksikler bana göre çok riskli ve adeta bir kumar olan Singleton hamlesi ve Türk oyuncuların sıfır katkısı, bu duruma koç atamanın çözüm üretmek yerine oyuncuları aşağılayarak bir fark olacağını zannetmesi de çok ironik ile Anadolu Efes bu sezon kendini hiç beklemediği kadar kötü bir yerde bulabilir. Ligin istatistik liderlerine bakarsak, sayıda, bir 1 Bacon, Panathinaikos, 20.9, 2 Clyburn, A, Efes, 19.1, 3 Vezenko, Olympiakos, 18.5, 4 Miçic, A, 17.9. Rebound, 1 Lesert, Partizan, 7.8, 2 Tavars, R, Madrid, 7.3 3 Vezenko, Olympiakos, 6.9, 4 Fol, Asvel, 6.8. Asist, 1 Slavukas, Olympiakos, 6.9, 2 Brown, Mekkabi, 6.5, 3 Miçic, A, Efes, 6.3, 4 Henry, Baskonya, 6.1. Verimlilik, 1 Vezenko, Olympiakos, 24.4, 2 Lessert, Partizan, 21.8, 3 Miçic, A, Efes, 20.9, 4 Clyburn, A, Efes, 20.3.